Saygıdeğer izleyicilerimiz, kıymetli dostlar, müminin kalbinde iftar eden oruç ve orucu baş tacı kılan Ramazan-ı Şerif'in sayılı günlerinin sayısız güzelliklerini yaşamak için bir kez daha geldik huzurlarınıza. Avrupa'nın dört bir yanından, Paris'ten, Köln'den, Amsterdam'dan, Londra'dan, Viyana'dan, Brüksel'den ve pek çok noktadan ismini zikrettiğimiz, zikredemediğimiz kıymetli izleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. İstanbul'dan, Büyük Çamlıca Camii'nden, bu güzel mabetten, bu güzel mabedin bu güzel alanından. Hoş geldin Ramazan programına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dostlar bugün Hazreti Peygamberimizin, sevgili Peygamberimizin örnek hayatını, örnekliğini konuşacağız. Ashab-ı kiramın örnekliğini konuşacağız. Ne, emri bil maruf, nehyanil münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı konuşacağız. Hikmetleri konuşacağız. Ve tabii ki Peygamber Efendimiz'in hayatından kesitler sunacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, ilahilerle sizlerle birlikte olacağız ama... ...programımızın özel konuğu yazar Ali Ural hocamızla bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş hayırlı Ramazanlar hoş diliyoruz. Hoş bulduk Burak Bey. Ben de sayılı hayırlı Ramazanlar dilerim. Efendim şimdi sayılı gün dedik, sayısız güzellik dedik. Sayılı günler hakikaten de nihayete doğru gidiyor. Birer birer takvimden yaprakların düşmesi gibi... Azalıyor, ilerliyor. Güzel bir İstanbul akşamı, Ramazanı şerif akşamı ee, ve bu akşamlar şöyle bir şey hatırlatıyor. Hani cemreler havaya, suya, toprağa düştüğü gibi insanın kalbine de düşermiş ya Ramazanı şerif de insanın gönlüne, kalbine, diline düşenlerden. Haliyle algısını da, muhayyilesini de, düşüncelerini de, tefekkürünü bile her noktasına kadar değiştiriyor. Biz bizzat her gelen konuğumuza soruyoruz. Ramazan sizde neyi değiştiriyor, ne hissettiriyor diye. Algımızı nasıl değiştiriyor? Sizin kelimelerinizle, sizin üslubunuzla. Ramazan sayılı günler dediniz. Sayılı olan her şey e, değerlidir. Bir şey azaldıkça onun değeri artar. Bir yıl içerisinde e, bu 30 sayılı gün, çok özel bir yerde duruyor. Ancak bütün mesele bizim onunla ne kadar iletişim içerisinde olup olmamamız olmamızda. Yani çok sevdiğiniz bir şeyi vitrinden de seyredebilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir şeye sahip de olabilirsiniz. Biz Ramazanla nasıl bir iletişim kuruyoruz ya da kurmalıyız. Yani her birimiz bu noktada. E, aynaya bakmak durumundayız. Yoksa Ramazan'ı zaten hepimiz çok seviyoruz, tebcil ediyoruz, tazim ediyoruz. Ama Ramazan'la iletişimimiz nasıl? Ben Ramazan'ı bir iletişim ayı olarak görüyorum. Her şeyden önce bu iletişim, Rab'le her şeyden önce kurulan kurulacak olan iletişim, iletişim, evet. e, pe e, Peygamber Efendimiz'le kurulacak bir ilet iletişim ve müminlerle kurulacak bir iletişim. Ama bütün bu iletişimin sağlıklı olabilmesi için de Ramazan'la sağlıklı bir iletişim kurmak gerekiyor. Allah e, o iletişimi kuranlardan etsin hepimiz, hepimiz. Amin. Tabii e, Rab'le iletişim, müminle iletişim, Ramazan ayı ile iletişim, insanın bir de kendi içiyle, kendi ile olan iletişimi tabii, de tabii. oldukça önemli olsa gerek hatırlatma bağımında. Farkına varma babında bilinçlenme babında Bu kısım da galiba önemli, kıymetli hocam. Kendini tanıması açısından bu bir ay oldukça önemli. Elbette ki. Yani insanın kendi içine dönmesi için de bir fırsat. Ee, hepimiz biliyoruz ki Ramazan e, hızımızı biraz kesiyor ve bir dur e, diyor. Yani Ramazan bize yavaşla diyen bir ay. Çünkü yavaşlamadan kendimizle buluşmamız içimize dönmemiz e, ve kendimizle bir muhasebeye girmemiz mümkün değil bu hız içerisinde biz e, dış dünyayı görmediğimiz gibi iç dünyayı da göremeyiz hızla ne dış dünya görülebilir ne iç dünya Ramazan bu fırsatı veriyor hem dış dünyayı görme imkanı sağlıyor hem iç dünyayı görme imkanı sağlıyor Evet Hocam yavaşla dediniz ya. Şimdi tekerlekle ilgili söylediğiniz söz geldi aklıma. İnsan tekerleğin icadını gördükten sonra başına neler geleceğini bilse arkasına dönüp de hiç bakmadan kaçardı diye. O yavaşlamayı nasıl gerçekleştireceğiz? Frenlememi kastınız o yavaşlamadan. Durup da bir seyretmemi, etrafı farkına varma mı, mı? Nasıl yavaşlatacak insan kendini bu halde? Evet, siz e, bunu iradenizle yapamıyor olabilirsiniz. Siz derken hepimizi kastediyorum. Evet, evet. Ama Ramazan öyle bir iklim getiriyor ki ister istemez yavaşlıyorsun. Yani e, işte gündüz e, yemek yerken birden gece yemeye başlıyorsun. E, alt üst oluyor. Geceyle gündüz alt üst oluyor. E, uyku düzeniniz bozuluyor. E, i̇ş hayatınızda ister istemez orucun getirdiği bir e, ağır başlılık oluyor. E, bazı işlerinizi sizin e, peşine koşturmak yerine biraz daha ile onun arkasından gitmeye başlıyorsunuz. Yani siz isteseniz de istemeseniz de öyle bir atmosfere giriyorsunuz ki o atmosfer sizi zaten yavaşlatıyor. Yoksa bize kalsa biz yavaşlamayız. Evet, hakikaten normal halimizde gideriz ama orucu tutmak oruç da bizi tutuyor diyebiliriz o zaman, değil mi hocam? Vallahi oruç bizi Belki nasıl tutuyor? Belki de bu tutuyor. yavaşlatma. Evet. Ee, şimdi tabii e, kuyumcuda altınların ayarları var, 14 ayar var, 18 ayar, 22 ayar, 20. De. Biz kaç ayar oruç tutuyoruz? Onu bilmiyoruz. Cenab-ı Hak azımızı çoğa kabul etsin. Çok saysın azıcık. İnşallah beşi bir yerde tutanlardan oluruz hocam. Yani valla <laughs> e, inşallah diyelim, yani dua edelim. Evet, sadece e, oruç ayı da değil, birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, komşusuyla iletişim halinde olma, açı doyurma, pek çok farklı açıdan da orucun hasletleri ve kazandırdıkları var, faziletleri var. Şöyle baktığımızda eski Ramazanlardan sürekli dem vuruyoruz ama e, bu anlamda neler söylemek lazım? Hala o kazanımları devam ettirebiliyor muyuz insan olarak? Evet. Şimdi iletişim ayı dedim ya Ramazan evet. iletişim ayı. Şimdi siz komşunuzu e, Ramazan'da eğer daha kolay hatırlayabiliyorsanız veya akrabalarınızı veya e, annenizi babanızı yaşıyorsa e, ve arkadaşlarınızı yani bu iletişim kurmak için bir e, bir vesile İhtiyaç sahiplerini hatırlayabiliyorsanız e, diyorsun e, mesela insan şöyle diyebilir ya ben zaten biliyorum yani ama öyle değil e, Ramazan ister istemez projektörleri e, insanlık üzerinde gezdiriyor yani siz insanlıkla ilgilerinize göre ee, algılarınız da e, derinleşiyor. Yani e, bu sabah sosyal medyada bir şey gördüm, bir haber gördüm, çok üzücüydü. Filistinli bir anne altı çocuğu var ve gözleri bir gözü görmüyor. Çocuklarına e, iftarlık bir şeyler almak için çıkıyor dışarıya. Gözü görmediği için caddeden e, caddenin kenarında yürürken herhalde bir düzgün yürüyemiyor. Orada İsrail askerleri e, şehit ediyorlar. Şimdi, böyle bir olay Ramazan'da e, gerçekleşiyor. E, ne yazık ki. Ve biz e, eğer e, bu iletişim ağına, bu Ramazan'ın manevi iletişim ağına dahil değilsek, e, o resmin ne anlam ifade ettiğini e, anlayamayız. O Uzak bir diyarda e, olmuş münferit bir hadise gibi e, orada kalır ve biz e, günlük hayatımıza ruhsal hayatımıza e, düşünsel hayatımıza hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz. Evet. Ali Ural hocamızla sohbetimiz devam edecek diyor ki iletişim. Manevi iletişim, kulun Rabbi ile olan iletişimi, müminlerle olan iletişim ama başkasının canı yandığında da kendinizin canının yandığı kadar hissedebileceğiniz bir iletişimden bahsediyor. Sohbetimiz devam edecek. Londra bizleri bekliyor. TRT Londra muhabiri Zeynep Er Yılmaz konuğuyla birlikte Londra'ya selamlarımızı gönderelim. Söz Londra'da. Londra'dan hayırlı akşamlar ve hayırlı Ramazanlar dileyerek başlayalım programımıza. Londra'dan bugünkü program konuğumuz Fazilet Seçkin. Kendileri sanat ve medya danışmanı Londra'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem Londra'da Ramazan nasıl geçiyor hem de kendilerinden çalışmalarını, buradaki çalışmalarını değerlendirmelerini isteyeceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza hoş öncelikle. Ya. Hayırlı Ramazanlar diliyorum burada daha farklı bir Ramazan yaşanıyor. E, yurdumuzdan ayrıyız. Nasıl geçiyor Ramazanlar buradaki maneviyatla beraber? Bize bir değerlendirme yapabilir misiniz? Merhaba Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. E, tabii ki Buradaki Ramazanlar İstanbul'dan çok farklı. Ezan sesi olmadan, mahyaların ışıkları olmadan geçiriyoruz. Ama açıkçası büyük bir coşkuyla geçiyor yine de. Yolda yürürken insanların bize Ramazan mübarek demesi, okullarda çocuklara ayrı derslerin, Ramazan'ı anlatan derslerin oluşturulması, sonra ailelerin tabii ki evlerin içinde asıl Ramazan'ı hissettirmemiz çocuklarımıza, yani orucun sadece açlıktan ibaret olmadığını, neden infak edilmesi gerektiğini, neden Kur'an ayı olduğunu aslında bunları daha çok hissederek yaşıyoruz burada. Zannediyorum ki Türkiye'den en büyük farkımız bu. Sebeplerini hissederek, nedenleri çocuklarımızla paylaşarak geçiriyoruz. Tabi Ramazan'ın çok farklı bir maneviyatı var dedik ama çocukluk anılarımızda da farklı yerlerde düşüncelerimizde Ramazan. Çocukluk anılarınıza döndüğünüzde neleri hatırlıyorsunuz, neler aktarabilirsiniz bizlere? Evet, çocukluk anılarımda en çok aklımda kalan annemin bizi şefkatle uyandırdığı sahurlar. O mis kokularla uyandığımız, hep bir araya geldiğimiz, sonrasında ezana kadar ki olan süreçte babamın anlattığı menkıbeler. Çok misafir alan bir aileydik, o yüzden iftarlarımız da çok renkliydi. Hep birlikte teravih kılınırdı ve sonra yine komşularla birlikte işte o çay fasılları, muhabbetler, sohbetler olurdu. gerçekten Ramazan'ın Ramazan Bayramı'nı hak ederek geçirdiğimiz Ramazanlarımız olurdu. Uzun yıllar helal turizm konusunda çalışmalarınız var. Bu konuyu bize değerlendirir misiniz? Özellikle hem genel olarak ve bir de kadın gözünden helal turizmi bize değerlendirmenizi isteyeceğiz. Evet. Her evde olduğu gibi e, kadının isteklerine göre e, bir çizgi çizmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü biliyorsunuz özellikle de sosyal medyanın gelişmesiyle e, Instagram'da kadınların e, takip ilgi sayısı daha çok arttı. Hatta geçtiğimiz ay Helal Booking olarak e, Instagram'da e, yine İstanbul'dan bir çiftimizi Maldives'e gönderdik. ve Orada çok güzel çekimlerimiz oldu yakında belki... Yani yenilerde de gösterime girdi. Ee, ama tabii ki ben de kendim bayan olarak stratejilerimizi, marketing, medya çalışmalarımızda bu yolda ilerletiyoruz. Ee, onun tabii büyük bir faydası var kesinlikle ee, kendi bu, isteklerimize göre, evet. Bu noktada Londra'da bulunmanın hem Türkiye'de hem Londra'da bulunmanın avantajları nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Ee, Çünkü Londra oldukça Amerika gibi e, uzak doğunun pek çok ülkesi gibi e, ana yerlerden bir tanesi. Bu noktadan baktığınızda nasıl değerlendiririz? Ee, Ramazan olarak değerlendirdiğimizde e, açıkçası aslında e, Ramazan'ın ilk gününde sizin de bildiğiniz gibi e, başbakanımızın bir Ramazan konuşması oldu. E, ve aynı zamanda kraliyet ailesinin e, muhakkak Ramazan tebriği olur her Ramazan. E, bunun yanında büyük şirketlerde CEO'ların, büyük e, e, Yöneticilerin de aynı zamanda çalışanlarıyla birlikte oruç tutarak çalışanların bunu hissettiği birlikte iftarları olur. Yani o yüzden aslında biz burada Ramazan'ı diğer kişilerle de birlikte hissediyoruz ve onlar da bizim yanımızda oluyorlar, birlikte oluyoruz. Bu tabii ki tüm kültürler için geçerli. İngiltere'nin bu güzelliği yatsınamaz zaten. Burada hiçbir zaman kendimizi tek başımıza yaşayarak hissetmiyoruz kültürler farklı olsa da Londra çok kozmopolit bir yer evet. çok kozmopolit evet. bir şehir. Evet. Kültürler farklı olsa da gene aynı dinden, İslam evet. dinine mensup olanlarla beraber Kesinlikle. gene aynı maneviyat Kesinlikle. yaşanıyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle evet. Özellikle Büyük İslam Konseylerinin open iftarları, Müslümanları bir araya getirdiği iftarlarda dışarıdan da kişilerin katıldığı iftarlar gerçekleşiyor. Evet yani bu yönüyle İngiltere diğer ülkelerden çok farklı. Birçok Müslümanlara açık ve birçok geleneksel kültürlere de yer vererek yaşanıyor Ramazan İngiltere'den. Medya çalışmalarınız var, danışmanlıklarınız var ama diğer taraftan sanatsal olarak danışmanlıklarınız da var. Turkish Art Week çok geniş kapsamlı baktığımızda o çalışmalarınızı değerlendirir misiniz? Özellikle Londra'ya olmak üzere. Evet. Sizin de bildiğiniz gibi son dönemlerde... E, sanat ...Türk sanatçılarımız... ...daha ön plana çıkmakta. E, yani zaten... E, ...özellikle de genç sanatçılarımızla birlikte... E, ...açıkçası onları Christie'de... ...Sotheby's'de, saatçı Galeri gibi yerlerde... E, ...göstermek hedefim. E, bu alanda da geçtiğimiz yıl... saatçı Galeri'yi de... ...Turkish Art Week'i düzenlemiştik. Çok da başarılıydı. E, bunu devam ettirmeyi... ...tabii aynı zamanda da... E, ...Türk sanatçılarının... Yabancı markalarla olan işbirliğini desteklemeyi çünkü artık günümüzde sanat her yerde daha çok içinde yaşıyoruz ve daha çok ilgi alanımızın dahilinde bunu önümüzdeki dönemlerde daha büyüterek ilerleteceğiz. Türk Sizin de bildiğiniz gibi hani genelde Türkiye deyince yurt dışında sadece mutfak ve turizmle anılıyoruz ve hatırlanıyoruz ama bundan böyle Türk sanatı, Türk sanatçılarımız, Türk çağdaş sanatçılarımız da ön planda olacağına inanıyorum teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler Rica tekrar. Ederim, ben teşekkür ederim. Evet, bugünkü yanı, yayın konuğumuz Fazilet Seçkindi. Kendileri sanat ve medya danışmanı Londra'da görev yapıyorlar. Kendilerinden hem Ramazan'ı hem de çalışmalarını değerlendirmelerini istedik. Biz de sizlere buradan Londra'dan, Londra akşamından izleyicilerimize Ramazan gününde veda edelim ve iyi günler dileyelim. İyi hayırlı Ramazanlar dileyelim. Efendim Londra'ya teşekkür ediyoruz. Zeynep Er Yılmaz'ın konuğuna da teşekkür ediyoruz. Londra akşamını ara ara uğrayacağız. Şimdi İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirdiğimiz sohbetimize biz dönelim. Burada bir sohbet var. Buraya bakalım kulak verelim. Ali Ural hocamızla Neler konuşacağız? Şimdi sayılı günler dedik ya, ya kıymetli hocam. İşin bir de bir yönü ayrılık ve kavuşmaya da dayanıyor. Kavuşmaya dayanıyor. Recep ve Şaban ayı ile birlikte bir haberci geliyorum diyor. Kapınızı çalacağım. Bekleyin beni. Bir haber veriyor. İşin ayrılık tarafı kavuştuğumuz için şükrettik. Giderken de bıraktıkları önemli. Şimdi her şeyin bir ilk sözü var, son sözü var, girizgahı, mukaddemesi, dibacesi var, nihayeti vedası, sonu var. Ramazan gibi. Ayrılıkla, kavuşmayla, kavuşmayla da bir yönüyle bağlantılı Ramazanayı Hissettirdiği yani kalbimizde. Siz ne dersiniz? Evet, yani Ramazan'a kavuştuğu için... E, eskiler büyük ee, yani sevinçlerini izhar ederlermiş. Şimdi biz sevincimizi e, o kadar izhar edemiyoruz. Yani Ramazan'ı karşılamak sadece camilerin e, minareleri arasına mahya asarak hoş geldin e, demekle olmaz. Evet. Yani bir, biz birer Müslüman olarak, birer birey olarak kalbimiz o mahyalara astı mı? Biz Gerçekten hoş geldin diyebildik mi? Yoksa geleneksel olarak işte Recep ayı başladı, ondan sonra Şaban ayı başladı, işte Ramazan geldi, orucumuzu tuttuk, bayram geldi, böyle bir rüzgar gibi geldi, geldi geçti işte. mi? Hadi yani e, ben e, her birimizin, her birimizin bu muhasebeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Bayram, e, insan bayrama içi rahat Girebiliyorsa ben bu ayı dolu dolu geçirdim ibadetlerimle, işte Müslümanlarla kurduğum güzel iletişimlerle, yardımlar yaparak ya da başkalarının acısını hissederek yani yardım illa nakden yapılan bir şey değildir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki en büyük yardım psikolojik yardım. Çok haklısınız. Eyvallah. Yani bunu e, yapabilmek, e, tabii Müslümanların iyiliği yalnız Müslümanlara değil, Müslüman olmayanlara da iyilik yapıyor Müslümanlar, değil mi? Yani İnsanlara. şimdi insanlığa şu anda e, işte Ukrayna'daki e, kadınlara, çocuklara, e, Türkiye'ye yardım etmiyor mu o e, sivil insanları e, şey yapmak için onları? onların yaralarını sarmak için işte Kızılay'ımız orada değil mi? işte yardım örgütlerimiz orada değil mi? Yani Müslüman elbette ki öncelikle Müslüman'ın izzetini korumak zorunda. Çünkü izzet yani onur önce Allah sonra Resulü sonra da müminlerindir. Ama bu Yüce Allah'ın takdir ettiği bir şey. Ama biz onu hayata nedenle aksettiriyoruz hakikaten onur müminlerin mi Müminlerin olması için neler yapıyoruz? Ee, yani Ramaz'anı sadece bireysel ibadetler olarak değerlendirmek de çok doğru olmasa gerek. Elbette ki Allah'ın emri oruç tutmak Allah'ın emri namaz kılmak Allah'ın emri zekat vermek ama, ee, Yüce Allah'ın ve onun sevgili peygamberinin e, insanlıktan istediği Müslümanlardan istediği bunlardan ibaret değil Yani gülümsemek de Allah'ın emri yani Ama bu mesela hiç e, e, dikkate alınan bir ibadet değil yani gülümsemenin ibadet olduğunu e, çok az söylüyoruz ya da, çok Aslında az bunun işin, bilincine varıyoruz. Psikolojik tarafı belki de burası iyi hissettirme hali. Müslüman'ın müslümana gülümseyerek yaydığınız enerji ile bir başkasının yaptığı iyiliğe vesile olmak belki de. Çünkü kastettiğiniz. Örneğimiz, örneğimiz gülümsüyor çünkü sevgili peygamberimiz. Evet. Sevgili peygamberimizin hayatı boyunca gülümsediğini söylüyor arkadaşları sahabiler. Hep gülümsediğini söylüyorlar. Eğer bizlerin yüzü asıksa o zaman bizim sevgili peygamberimizle kurduğumuz iletişimde bir eksiklik var demektir. Evet, konu dönüp dolaşıp iletişim dairesine geliyor. Peki ayrılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi giderken içeride bir burukluk, bir hüzün belki de geleneksel olarak hani diyoruz ya hüzün ki en çok yakışan bize belki de en çok anladığımız toplum olarak. Bir de Ramazan'ın bıraktığı hüzünler var. Evet. Eee Nasrettin Nasrettin Hoca'dan o zaman gidelim. Tamam. Öyle. Hoca'ya demişler ki, e, Ramazan e, bizi sevdi mi? Sevmez olur mu? Sevdiği için her sene 10 gün daha önce geliyor demiş. <laughs> evet. Şimdi tamam. Aslında soru da o, Ramazan bizi sevdi mi? Yani ben onun için e, siz, ben e, o ayrılığın hüznünden bahsetmemi istiyorsunuz. Ben onu anlıyorum. Yani Ramazan'ın ayrılığının yani daha yolun başındayız daha. Ramazandan inşallah daha vaktimiz var. Ama e, Ramazan'ın bitimi sizin de işaret ettiğiniz gibi bayramla. E, şey Yani Ramazanı da bayram karşılıyor. Karşılayan da güzel. Evet, Ramazan'ı evet. da bayram karşılıyor. Ee, o bakımdan e, yani bir Ramazan geldi, Ramazan gidiyor dan ziyade onun e, yani o tabii ne mutlu o e, coşkuyu yaşayanlara e, onlar da çok zaten kendi içlerinde yaşarlar. Yani çok da, yani kendi içlerinde bir şehrayin döner öyle insanların. Allah onları sevdirsin, onlarla birlikte haşretsin diyoruz. Amin, amin. Kıymetli hocam, hadisi kutsi, mümin müminin aynasıdır. Elbette... Şimdi iletişim dairesini konuşuyoruz. Müminin mümine niye bakması gerektiğini, neyi düzeltmesi gerektiğini, nasıl uyarması gerektiğini. Bu anlamda bir ayna. Ama aynanın içinde belki bizim göremediğimiz sırlar da, hikmetler de vardır. Siz ne anlıyorsunuz hadisi kutsiden, ne anlatılmak evet. isteniyor size? Evet, şimdi mümin müminin aynasıdır. E, muhteşem bir hadis-i şerif. ''El mu'minu mir'atül mu'min'' evet. Mümin, müminin aynasıdır. Bakın mümin, müminde kendini görmek durumunda. Bu aynanın birçok veçeleri var. Ee, müminin aynasına hem Hakk'ın nuru hem de Resulullah'ın nurunun düşmesi lazım, yansıması lazım. Sonra müminler kendi aralarında bu nuru tebadül etmeleri lazım. Yani o nur Allah ve Resulü'nün nuru müminin aynasından müminin aynasına yansıyacak. Onun oradaki nur da diğer mümine yansıyacak. Bu e, az önce dediğiniz e, birlikte yaşamanın da birlikte e, yaşamanın da bir e, güzelliği yani siz tek başınıza kalıp e, e, aynanıza aynanızla baş başa e, kalmayacaksınız yani o aynaya bakacak başkaları olacak yani müminler bir arada olacaklar yani müminler birbirlerini sevecekler ve üstelik iyilikte e, yardımlaşacaklar. ...birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edecekler. As suresindeki insanlar ziyandadır. Ama kimler ziyanda değil? Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler ziyanda değil. Onun dışında bütün insanlar ziyanda. Peki hakkı tavsiye etmek ne? Hakkı tavsiye etmek... Birbirini adaletli olmaya davet etmek birbirini Allah'ın emir ve yasakları konusunda nezaketle uyarmak. Ee, böylece böylece e, tesbihin taneleri gibi aynı hakikatin e, ekseni etrafında müminler, ...bir araya gelmiş... ...oluyorlar. Men ra'a minkum munkeren... ...sizden kim bir kötülük görürse... ...fel yugayyirhu hu ...onu eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltmek nedir? Eğer... ...eliyle düzeltmek... ...bil fiil... ...müdahalede bulunmak demektir. Kötülüğü ortadan kaldırabilmek için... ...bil fiil müdahalede bulunmak ya da bunu e, tabii e, hemen böyle e, bireysel bir e, e, patlama olarak değil de e, eldeki imkanlarla, e, kanunlarla, e, e, devletin e, imkanlarıyla o e, kötülüğün ortadan kaldırılması nitekim Devlet suç işleyenleri cezalandırır. Bu e, aslında eliyle düzeltmenin e, daha üst bir boyutu. Şimdi size buna gücünüz yetmiyor. Fe illem yestatiya. Buna gücün yetmezse febilisanihi, diliyle. Bakın diliyle söylemek de söylemenin altına hem bütün medya girer hem de edebiyat girer, yazmak girer, konuşmak girer, e, diliyle dünyayı güzelleştirmeye çalışan insanlar var. Allah onların sayılarını artırsın diyoruz. Ve üçüncü e, hadis-i şerifin üçüncü kısmı, son kısmı ona da gücü yetmezse febi kalbihi o zaman kalbiyle buğz etsin. Yani kalbiyle reddetsin. Kalple reddetmek her ne kadar e, üçüncü aşamada bu üç aşamanın en alt tabakası ve imanın en alt noktası kabul edilse de öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şu anda kalbiyle buğz edebilmek, kalbiyle reddedebilmek çok büyük bir iş. E, haline gelmiş çünkü kalplerimizi de kötülükler e, esir almaya başlamış kalplerimize de sızmaya başlamış e, iyi olan şeyleri söylemek zorlaşmış kötü olan şeyler e, e, kalpleri istila etmeye başlamış öyle bir zamanda kalbin buz etmesi haksızlığa karşı başkaldırması ee, baş kaldırması kalbin e, dünyada olup biten e, 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 zulüm düzenine baş kaldırması e, gerekmektedir ve bu çok değerlidir. Yani e, eğer açlıktan ölen dünyada insanlar varsa hala e, yüzyıllar öncesi de başlayan sömürgecilik değişik giysiler giyerek dünya dünyanın kanını emmeye çalışıyorsa hala ve biz ne elimizle ne dilimizle bir şey yapamıyorsak e, o zaman kalbimizde de bir arıza var demektir çünkü kalp çalışacak ki kalp e, dili çalıştırsın. Sonra da eli çalıştırsın. Her tamam. ne kadar en alt tabaka gibi görünse de e, temeldir kalp temeldir e, dil de el de bu temel üzerine bina olur. Evet. Şimdi eliyle, diliyle o kötülüğün önüne geçmek ama kalp ile buzu etmenin de artık çok önemli hale geldiğini söylediniz. Niye? Çünkü dil ile söylenenin yanlış anlaşılması e, ortaya çıkan öfkeler. Sizden bu anlamda e, önemli şeyler duyacağımızı e, biliyoruz kıymetli hocam. Dil ile, kelimelerle, cümlelerle istişareniz oldukça fazla. Yalan söylüyorsun demek de doğruyu söylemiyorsun demek ayrı şeyler, üslup farkı. Biz güzel sözü, güzel ifade etmeyi, güzel anlatmayı sevgili peygamberimizin hayatına bakarak öğrendik. Oradaki üslubu mümine karşı hatasını söylerken, hatasını gösterirken, bak burada yanlış var derken, oradaki dili kullanmayı nasıl maharete çevireceğiz kıymetli hocam. Evet o Dil bahsi hakikaten onu kullanmak çok kıymetli, çok önemli. Sözün hamını, kemini, demini bilmek lazım diyorlar ya. Birazcık da öyle bir durum da var. Mü'mine de o yaraşır zaten. Şimdi e, tabii bizim örneğimiz sevgili peygamberimiz. Sevgili peygamberimiz insanlarla nasıl iletişim kuracağımızı bu noktada da bize gösteriyor. Evet. Mesela Peygamber Efendimizin yaptığı şeylerden bir tanesi insanları arkadaşlarının yanında e, ya da işte ya başka insanların yanında arkadaşları olması şart değil. Başka insanların yanında hatasını söylememek. Ortaya söylemek o onun o ortadan hissesini almasını sağlamak. Yani bazı sahabiler yani Amr ibni las onlardan biriydi zannediyorum. Diyor ki biliyorum sözü bana söylüyordu ama doğrudan bana söylemedi. Evet. Ama ben onu biliyordum ki o söz bana söylendi. Yani burada psikolojik olarak onun izzeti nefsini koruyor Peygamberimiz. Yine bir başka e, iletişim e, şekli önce sevdiğini söyleyerek nasihatin acılığını gideriyor. Mesela Muaz bin Cebel'e diyor ki ben seni seviyorum ya Muaz diyor. O da çok hoşlanıyor tabii. Düşünün Resulullah size ben seni seviyorum demiş. Sonra da diyor ki her namazdan sonra 33 kere Subhanallah de 33 kere Elhamdülillah de 33 kere Allahu Ekber de. Evet. Şimdi Peygamberimiz sevdiğini söylemeden de direkt muaz her namazdan sonra 33 kere Subhanallah de diye söyleyebilir de hadisi ama bir emri e, söylemeden önce sevgiyle kapıyı açıyor Çünkü kimse sevgiye direnemez Çünkü sevgiyle verilen emirler emirlere herkes başım gözüm üstüne der Evet e, bütün hayatında bunu görüyoruz sevgili peygamberimizin. E, herkese mesela izahat da veren bir insandır yani. Ben peygamberim, la elim demiyor yani. E, bir, bir gün e, Hz. Ayşe validemizle gece yürüyüşe çıkmışlar. Yolda sahabilerle karşılaşıyorlar. Tabi Hz. Ayşe validemiz örtülü... E, Sabilere diyor ki gelin bu yanımdaki anneniz Ayşe'dir diyor. Böyle bir izahat vermeye ihtiyacı mı var peygamberin? Hayır. Ama insanların da zihninin zihnini dikkate alarak orada sağlıklı bir iletişim kurmuş oluyor. Yani e, e, hep e, kolaylıktan yana çünkü insanoğlu zordan kaçar, e, biliyorsunuz bir Bedevi geliyor yanına e, ve e, ona işte izah ediyor e, farzları, işte sünnetleri izah ediyor. O da diyor ki ben sadece farzları yaparım diyor ve gidiyor Bedevi. Peygamber Efendimiz arkasından ''Aa öyle şey mi olur?'' demiyor. ''Kad eflaha insadak'' diyor kurtul Eğer dediğini yaparsa kurtuldu diyor yani evet. e, en azına bile Cevher olana bile yani e, e, belki teferruatlarda eksikleri olsa bile insanın Cevher olanı yerine getirdiğinde kurtulduğunu söylüyor böyle bir peygamberimiz var bizim Dolayısıyla e, ona bakarak bütün hayatımızı tanzim etmemiz mümkündür. Evet. Siz konuşurken bu iletişimle alakalı kulun Rabbi ile iletişimi noktasında dua'nın da ayrı bir yeri var. Belki dua eder gibi orada sığınma, merhamet, isteme duygularıyla ister gibi etrafımızdaki insanlarla sohbet, muhabbet edebilsek, iletişim kurabilsek, o da ...dilimizi geliştirir ve zenginleştirir. Ne dersiniz hocam? <laughs> evet, tabii. Duanın yani... bu boyutuyla. O hissi tarafa girmek belki de... Evet, dua tabii... Farklı olur. Dua eden herkes peşinen aciz olduğunu kabul eder. Heh, evet. Dolayısıyla dua eden herkes... ...kibirden kaçmak zorundadır. Eyvallah. Yani şimdi kibirlenmeyelim, tamam. Ama dua ettiğin zaman onun... O e, kibirden kaçmanın bir yolu aynı zamanda dua. İmam Şafii Hazretleri diyor ki duayı hor görür, onu küçümser misin? Dua nelere kadir, nereden bileceksin? E, müminin silahı e, dua. Dua e, derinden bir iletişim. Madem iletişimden gideceğiz bugün, çok derin bir iletişim evet. dua. Çünkü bakın gıyabında Müslümanların birbirine gıyabında dua etmesi... Sizin mesela haberiniz yok ben size dua ediyorum. Ama sistem çalışıyor. Yani e, adeta wireless var ve e, benim duam e, bir şekilde size e, gidiyor ve siz bunu bilmiyorsunuz. Demek ki e, bizim... Kalpten ve derinden bir iletişim kurabilmemiz için birbirimize dua etmemiz gerekiyor. Yalnız şöyle yapmayalım. Hani hani dua et diye birbirimizden dua istediğimiz zaman dualar müşterek demeyelim. <laughs> ee, böyle bir şirketmiş gibi. E, çoğu zaman da o müşterek diyenler birbirine dua etmiyor. Öyle dua etmeyi biz kolay zannediyoruz ama dua da bir nasiple bir nasip işi daha doğrusu. Ee, o yüzden e, bizim kalpten iletişimimiz için birbirimizi görmesek de dua etmemiz gerekiyor. Dua etmemiz gerekiyor. Dua bir nasip işi. Duanızı istirham ederiz kıymetli dostlar, saygıdeğer izleyicilerimiz. İstanbul'da yatsı yazanı baktı. caminin dış avlusu ile iç avlusu pazar olması hasebiyle kalabalık. Saygıdeğer izleyicilerimiz bizlerden ayrılmasınlar. Canlı bağlantılarımız olacak ama şimdi... Kur'an-ı Kerim tilaveti sükût içinde dinlemek için. Hayırlı Ramazanlar. Euzu billahi minash بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <applause> الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاولى التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك, أولئك قل <applause> قل yeah كَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Efendim Araf suresi 157 ve 158. ayeti kerimeleri dinlerken bir yandan da İstanbul'da yatsı ezanı nihayet ermek üzere. Sohbetimiz devam ediyor Ali Ural hocamızla birlikte. İletişim, dil ama bunların kazandırdıkları da var kıymetli hocam. Dost kazandırır. Dost deyince aklımıza hani derler ya aşk adından geçmekte. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir Sıddık idi e belki de Hazreti Peygamber'in dostu olarak bakacağımız Hazreti Ebu Bekir'in hayatına bakmak lazım. Dost kavramının ne anlamına geldiğini öğrenmek için, nasıl bir iletişimleri olduğunu öğrenmek için. Bu hakikaten de önemli, müminlere de birer pencere adeta. Bizim o aynada görmemiz gereken ne kıymeti hocam? Bu dostlukta dostluğa dair bize hangi ipuçlarını veriyor? Evet önce dostluk deyince sahabilerden evet aklımıza ilk gelen Hazreti Ebu Bekir. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz onu e, seçti yol arkadaşı olarak ve o e, gerçekten büyük bir dostluk yaptı. E, korkma Allah bizimledir e, dedi Peygamber Efendimiz ona. La tahzen inna Allah'a mana mağarada. Şimdi bu e, bu dostluk ebedi bir dostluk. Niye? Çünkü Allah için yapılan bir dostluk. Evet. Allah için olan dostluklar ebedidir. Ama eğer e, Allah için değilse dostluk, eğer üçüncüleri yüce Allah değilse o dostluğun üçüncüleri yüce Allah değilse. O dostluğun ömrü e, kısa olur. Dostlukları e, bir araya getiren bir takım etkenler vardır. E, bu etkenler e, farklı farklı. İnsan bazen bir sıkıntı içerisindeyken de bir dost edinir. Hastanedesinizdir ve bir orada bir hastayla dost olmuşsunuzdur. Veyahut... E, bir ortak hedef için, vatan savunması için işte askerlik arkadaşınızdır. Bir çatı altına gelmişsinizdir. Ya da okul arkadaşınızdır, dostunuzdur filan ya da iş arkadaşınız. Fakat bunlar çok güzel. Ama bunların üzerinde bir ayrı kubbe olması lazım. O da Allah rızasıdır. O olduğu sürece okul arkadaşınız da, e, askerlik arkadaşınız da, iş arkadaşınız da sizin için ebedi olabilir. O çatı altında ise. E, böyle dostlukları, dostluklar için müjdeler var. Yedi sınıf insandan bahsediyor Peygamberimiz. Kıyamet günü. E, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölge olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesiyle gölgelendireceği yedi sınıf insan, onlardan biri de o yedi sınıf insandan biri de Allah için birbirini seven iki dost. Bu müthiş bir şey. Yani e, e, onun için e, biz bütün dostluklara bir Hazreti Ebubekir aşısı yapmamız lazım. Evet. Yani Hazreti Ebubekir'in Bekir'in o sadakatini, çünkü o Sıddık'tır, o sadakatinin nişanesidir. Ebu Bekir Sıddık, işte o aşıyla biz e, dostluklarımızı ebedi kılabiliriz. Yoksa e, e, İmam Şafii'den gene örnek vereceğim. E, o kadar çok insan tanıdım ki diyor, ellerim dolu sanıyordum. Ve e, yani dostlarının e, nihayetinde e, dostlarıyla belli bir yere kadar yürüyebildiklerini, daha fazla yürüyemediklerini de ifade etmiş oluyor. Şimdi e, biraz edebiyata geçelim. Eksüperi Exuperi diyor ki, evet. dostluk iki kişinin aynı yöne bakmasıdır diyor. Aynı yöne bakmasıdır. Ben o sözü okuduğum zaman dedim ki... ...ya aynı yöne bakmak da ne? Biz hepimiz seccadelerimize aynı yöne çeviriyoruz. Yani bu müthiş bir birliktelik değil mi? Bakın hem sevgili ülkemiz Türkiye'mizde bütün seccadeler kıbleye çevrilmiş... ...hem diğer Müslüman ülkelerde dünyanın neresinde bir Müslüman varsa... Seccadesi kıbleye çevirmiş. Hepimiz aynı yöne bakıyoruz. Bu aynı yöne bakışı hem kültürel alana, hem iktisadi alana, hem sosyal alana e, taşımak durumundayız. Evet. Kıymetli hocam şimdi o dostlukların sınandığı yerler var. Siz konuşurken çok önemli bir cümle söylediniz. Allah rızası için birbirini sevmek dediniz. Belki de sınandığı yerlerde gözden kaçırdığımız yer Allah'ın rızası mı? Ne dersiniz? Biz de dönüp şimdi kendimize bakacağız. Bir reçete yazmak istiyorsak, kendi öz eleştirimizi yapmak istiyorsak. Kaybettiğimiz yer, yetik noktamız Sezi orası mı? Sanki orası gibi geliyor. yani Sanki o üçüncü kişiden bahsettiniz ya hocam. Şimdi e, samimiyet insan Allah'ı aldatamaz. Eyvallah. E, dolayısıyla e, yaptığımız bütün işlerin birer iyilik olabilmesi için e, yüce Allah'la e, rabıtasının kurulmuş olması gerekir. Yani biz e, diyelim bir e, yoksula yardım ediyoruz. Eğer yüce Allah'la bunun bir rabıtası yoksa, biz bunu kibrimiz için, biz bunu e, desinler diye şöhretimiz için veya başka şeyler için yapıyorsak, Zaten bu yaptığımız iş hükümsüzdür. Yaptığımız işlerin meşruiyeti yüce Allah tarafından e, kabul edilmesine bağlı. Onun için biz Allah kabul etsin deriz birbirimize yaptığımız e, işlerle ilgili olarak Allah kabul etsin. Çünkü o kabul etmediği takdirde o e, yapılan iş ya da eylem ne olursa olsun insanların nezdinde nasıl kabul görürse görsün serap hükmündedir. E, nitekim buna dair de hadis-i şerifler var. E, i̇nsan onu e, işte vaha zannediyorsun ama yanına gittiğin zaman hiçbir şey bulamıyorsun. Allah amellerimizi öyle yapmasın, kalıcı kılsın, e, güzel işler yapmayı ve o işlerin sabit olmasını nasip etsin Yüce Allah. Amin. Efendim Belçika'da olacağız, Brüksel'de olacağız, dostluğu konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatından nasıl örnek alacağız? Onun örnek kişiliğini konuşacağız. Ashab-ı kiramın örnek vasıflarını konuşacağız. Tabi bununla beraber kıymetli hocamla birlikte dostluk kavramını konuşurken, Ebu Bekir'i Sıddık, Hazreti Ebu Bekir'i konuşurken Sevgi bahsini de gelin Brüksel'den sonra açalım ki sevgi bahsinde de Hazreti Hatice validemizi kendimize nasıl örnek alacağız. O da kıymetli hocam altını çizdi. Allah rızası için sevdi Hazreti Peygamberimizi. O sevgiden deler öğreneceğiz. Onu da konuşalım. Şimdi birbirinden farklı noktalara bağlantılarımız var. Biz dostluk dostluk derken Osna Hersek'te başladık hatırlayacaksınız. Farklı noktalara canlı bağlantılarımız oldu. Avrupa'nın dört bir yanında da kıymetli dostlarımız diye ifade ediyoruz. Dua istirham ediyoruz. Hala daha da öyle. Bu sadece dilimizden dökülmüyor, gönlümüzden de dökülüyor. Şimdi Brüksel'de Mennan Şahin ve konu bizleri bekliyor. Brüksel'de bakalım konuyla neleri konuşacak. Brüksel'e selamlarımızı gönderelim ve sözü Mennan Şahin'e bırakalım. Brüksel'in önemli meydanlarından birinde bugün çok değerli iki konuğum var. Rümeysa Deniz ve Yusuf Akçakaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İftara az bir zaman kaldı. Yorgunuz. Hele ki burada saatler daha da geç. Ezan da geç okunuyor. Ama sizi şöyle güzel bir şekilde tanımak istiyorum öncelikle. Rümeysa Hanım'dan başlayalım. Efendim Rümeysa Deniz kimdir? Merhabalar öncelikle. Ee, ismim i̇smim Rümeysa Deniz, 29 yaşındayım. Hı, hı. Ee, Belçika'da doğdum, büyüdüm. Evet. Ee, bu Covid dönemini sadece Türkiye'de geçirdim, ama ondan önce eğitimimi Belçika'da tamamladım. Aha. 14 yaşımdan beri de Belçikalı Türklerle ilgili e, birçok projede görev, görevli olarak e, gönüllülük e, projelerim var. Ne tarz projelerde gönüllülük yaptınız? Örneğin ilk çalışmalarımız öğrencilerle başladı. Baktık ki Belçikalı Türklerde çok güzel motivasyonlar var ama hı hı. maalesef e, bir desteğe ihtiyaçları var. Hemen o konuda e, Famis Brüksel Aile Danışma Merkezi ile örneğin e, bir proje geliştirdik ve etüdler oluşturduk. Hı hı. Aynı şekilde aileleri de e, öğrencilerimizin daha güzel okuyabilmesi ve daha ileriye eğitim hayatında gidebilmeleri için e, projeler geliştirdik. Çok da verimli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha sonra da birçok projede de aynı şekilde seminerlerle devam ettik. Harika. Peki bu organizasyonlarda neler yaptınız? Biraz daha detaya girecek olursanız. Ya Aslında şöyle bir anımı paylaşmak isterim çok eğer iyi mümkünse. Üniversite, Brüksel Üniversitesi'ne ilk başladığımda Hı -hı. psikoloji alanında sınıfta amfide 575 öğrenci vardı tahmini. Ve tabii ki hemen bir bakıyoruz Türkler var mı aramızda diye. Aha. 7-8 tane Türk fark ettik ve bu birkaç yıl boyunca devam etti ve üzüldük açıkçası dedik yani 575 öğrencinin içerisinde sadece 6-7 talebenin olması hmm. dedik bir şeyleri düzeltmemiz Aslında beni lazım. sevindirdi bana çok gibi geliyor şimdi Türkiye'den biri olarak düşününce ama size yetersiz gelmiş. Ya Ama ne güzel. eleme olmadığı için ha -ha. üniversite girişlerinde neden daha fazla talebe olmasın? Hemen etütler geliştirdik, seminerler düzenledik, fuarlar düzenledik, mesleki fuarlar. Gelip ablalarına, abilerine istedikleri mesleki soruları soru sorabilecekleri. Ve buradaki amacımız üniversiteye katılımın daha çoğalması Belçikalı tabii. Türkler'de ve başarının da tabii, tabii. ki. Evet. Peki Çoğalmız. biraz da kendi hayatınızdan bahsedin. Rümeysa Deniz'in özellikle Ramazan ayında, Ramazan'a nasıl geçiyor? Ramazan çok iyi geçiyor. Evet. Ben son 3 senedir Türkiye'deydim. Bu sene tekrar Belçika'dayım. Evet ezanımız yok maalesef ezanımız eksik burada camilerimiz görken camilerimiz eksik ama Aksine farklı duygular ve heyecanlar var evet. Örneğin birçok STK'nın düzenlemiş olduğu iftarlara gidiyoruz Ve hiç din dilini kültürünü bilmediğimiz insanlarla aynı anda iftarımızı açıyoruz Böyle güzelliklerimiz var bu Ramazan'da O yüzden gerçekten bizim açımızdan çok coşkulu ve güzel geçiyor Muazzam bu güzel şeyleri duymak harikaydı sizden çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yusuf Akçakaya bir tiyatro evet. oyuncusu aynı zamanda. Evet. Biraz da sizi tanıyalım. Belçika'nın Hortala şehrine doğdum, büyüdüm. Hı hı. E, muhasebe mezunuyum. Şu an öğretmenlik adayıyım, öğretmen adayıyım daha doğrusu. Harika. 2015'te bir tiyatro ekibi kurduk. E, Avrupa'nın birçok ülkesinde oyun sergiledik. E, bunun yanı sırasında Betül Fondation'da aktif olarak e, yardımda bulunuyorum. Hı hı. E, gençlerle beraber bazı projelerimiz var, onlarla uğraşıyoruz. Hı hı. Peki sizi tiyatro kurmaya iten şey neydi burada yaşayan Türkleri? Ee, şöyle söyleyelim Türk kültüründe ya daha doğrusu Avrupa Türk kültüründe tiyatro şeyi çok eksik. Yani tiyatro bizde yok. Tiyatro tiyatroya Hı -hı. gitmek, sinemaya gitmek ne yazık ki bizim kültürümüzde yok bu. Türkiye'de var ama Avrupa'da Türkiye'de yok. Türkiye'de de yeterli. Değil. Türkiye'de ama de... burada yaşayan Türklerde daha az Buradaki Buradakinde çok çok daha az. Hı -hı. Ne yazık ki ha, salonlarımızı doldurabiliyorduk ama çok eforisti hmm. istiyordu. Hmm. Çok zahmet istiyordu. E, ve aşağı yukarı 12 yaşımda ben ilk tiyatro ekibine 12 yaşımda katıldım. Hmm. E, Filaman bir ekibiydi. E, beraber bazı oyunlar çıkartmıştık onlarla ben, beraber. Belçika Tiyatrosu. Evet, Belçika Tiyatrosu'ydu. 2 senelik orada bir eğitim aldım. O eğitim aldıktan sonra o ekibimiz dağıldı. Ekibi aslında kapattılar. Kur, şey, kursumuzu kapattılar. 2015'te e, yeni bir ekip kurduk. Türklerle beraber, Türk arkadaşlarımızla beraber bir ekip kurduk. Daha sonra 2016'da Türkiye'den bir oyuncu abimiz geldi buraya. E, o ekibimize dahil Liderlik oldu. Liderlik yaptı. Liderlik yaptı. yaptı. <laughs> ekibimize Harika. dahil oldu. Bizde başımıza geçti. Hı hı. Ve e, Avrupa'nın birçok ülkesi ülkesi aslında oyun sergilememiş bulunduk. Peki nasıl ilgi Avrupa'nın diğer şehirlerinde nasıldı? Ya e, Belçika'da mu? Belçika'da çok az. Hmm. Belçika Avrupa'nın en düşük şeyi desek yeri yani eden... olan ilgi anlamında Evet mı evet Belçika'da tiyatro Aha. ilgisi çok düşük. Diğer ülkede Almanya'da birazcık daha fazla ama yine yeterli değil, yine düşük. E, ama salonlarımız dolduruyorlar, dolduruyorlar, doluyordu ya yani. Harika, çok sevindim. <laughs> Şimdi biraz daha sizinle devam edelim Rümeysa Hanım. Alanımız psikoloji. Danışanlarınız bol bol vardır. Nasıl peki danışanlarınızın buradaki durumu, psikolojisi, en çok size şikayetleri kendi hayatlarında? Ne hakkında? Ya öncelikle maalesef e, hala psikoloğa karşı veya psikiyatriye karşı bir ön yargımız var. Hmm. E, evet zaman geçtikçe bu e, düşünceleri yok edebiliyoruz veya azaltabiliyoruz ama hmm. hala bir psikoloğa gitmek acaba doğru fikir mi diye düşünen çok insan var. Benim de herhalde bütün amacım benim gibi diğer meslektaşlarımın da bu gibi düşünceleri artık ortadan hmm. kaldırmak. Çünkü her insanın bence bir psikoloğa ihtiyacı vardır Kesinlikle veya her türlü size. iyi gelecektir evet. bir psikoloğa bir şey danışmak. Eee Hangi konular derseniz genellikle aile içi hı hı. problemler, aile içi iletişim, hı hı. çocuk eğitimi, eşler arası Belçika'da diyaloglar. Belçika'da bir Türk olmanın psikolojilerinin etkisi nedir? Olumlu yönde etkileri, ee, olumsuz yönde etkileri nedir? Ya yani Bu kişiden kişiye de değişir galiba. Hı -hı. Belçikalı bir Türk olmak avantajlı olabilir Hı -hı. bazen. Bazen dezavantajlı olarak e, algılanabilir. E, farklı bir kültürde doğmanın verdiği çok güzel güzellikler var. Dil, kültür, bakış açısı, Hı -hı. E, Türkiye'den gelmiş olmak veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde e, e, memleket olarak başka bir yerde olmak... Ama bunu tabii ki maalesef farklı olarak yaşayan öğrencilerimiz var. Örneğin okullarda Türk oldukları için Fransızcayı çok fazla iyi benimsemeyince dil problemi ortaya evet. çıkıyor. Dediğim gibi yani kültürü Türk olmak avantaj veya dezavantaj evet. galiba kişiden kişiye Danışanlarınızın değişiyor. Danışanlarınızın tamamı Türk mü yoksa Frankopon veya Flaman danışanlarınız da oluyor mu? Ben sadece Türk almaya gayret ediyorum. Hı. Sadece Türk istediğim için değil asla. Aslında Bu, şunu merak ediyorum. Onların size karşı bir ön yargısı var mı? Türk psikolog Belçika yok. halkının nezdinde? Şöyle, Nasıl? bence yok. Aha. Ama bizim Türk, Belçikalı Türklerimizde dil sorunu olduğu için ve bir Belçikalıya çok rahat açılamayacakları için zaten psikolog hmm. sayımız az. Evet. Ve biz de eğer... O Randevularınızı kitle... Türklere yönelik ayarlayabilirsiniz. Aynen çok öyle. Yoksa bir ayrımcılık Anlıyorum. olduğundan Aha. değil de bir tercih meselesi. Dünkü yayın ve bugünkü yayınla şunu anladım. Burada güzel bir entegrasyon süreci başlamış ve gayet güzel kültürü yaşatmaya da devam ederken bir yanda Belçika'da da gerçekten sosyal konum olarak Türkler Kendilerini hem iyi temsil ediyorlar hem de güzel konumlanmışlar. Bu beni bir Türk olarak başta aynı zamanda bir sunucu olarak çok mutlu etti. Peki sizin Ramazanınız nasıl geçiyor? Biraz da onu konuşalım. Ee, geçtiğimiz iki sene hüzünlü Ramazandı. Neden? Covid'den Covid'den dolayı, yani. dolayı, pandemiden dolayı. Evimizde aylar arasındaydı. Daha da geç açılıyordu tabii daha, o zaman. Daha, daha, daha da geçti. <gülüyor> <gülüyor> Zorlanabiliyorduk bazen. Ee, çok şükür şu an o aşamalara geçtik. O Harika. aşamalar açıldı. Camilerimiz açıldı. Eee teravih namazlarımız kılınabiliyor, hmm. Mukabelelere gidiyor. Hani o hüzün bir nevi geçti. Ramazan'ın dediği gibi ha ezanımız yok. Başka bir şey. Ama e, çok şükür Ramazanımız hoş geçiyor. Harika. Bir de tabii ki iyi şeylere odaklanmak lazım. Tabii. Evet, bir ezan yoksunluğundan söz edebiliriz çünkü Avrupa'dayız ama o kültürün hala burada yaşayabiliyor tabii. olması ki eminim burada hissedilen şey Türkiye'de elde olduğu için hissedilenden daha kıymetlidir. Evet. Yani o Ramazan'da bir araya gelmek buradaki coşkuyla Türkiye'deki coşku eminim biraz daha farklıdır. Değil evet, mi? Aynen öyle. Peki çevreniz nasıl etkileniyor sizden? Özellikle burada yaşayanlar yani Bel Belçikalı olanlar, gerçek Belçikalı olanlar, Frankofonlar, Flamanlar sizin kültürünüzden nasıl etkileniyor merak edip soruyorlar mı? Hem dini anlamda soruyorum hem Türk kültürü olarak ya iki çeşit olabiliyor. Rüme Salman'ın da dediği gibi de hem iyi yönünden olabiliyor hem kötü yönünden olabiliyor. Ee... İyi yönünden ahlakımızın aslında yani ahlaka bağlanıyor. Eğer ahlakımız güzelse, insanın ahlakı güzelse bu karşıya güzel yansıyor ve insan bu sefer merak ediyor soruyor yani e, seni farklı kılan şey ne diyor değil evet, mi? Evet. Onu soruyor ve bu sefer daha derine girdiğiniz zaman birincisi yani dinimiz İslam'dan geliyor. Bir türlü Türklüğümüzden dolayı meydana gelen faktörler var hı hı. ve insanlar bundan ister istemez etkileniyor kötü yönünden de ya ismimizin yabancı olması tabii bizde etkileyebiliyor bazen. Ne gibi ne gibi bir etkisi oluyor mesela? Ya ırkçılık olabiliyor. Hı hı. Ön yargı devam ediyor. tabii hala. tabii ki tabii hı. ki ön yargı her zaman ya bit bitmeyecek de ama galiba. Ama burada Belçika'da zaten kendi işlerinde de bir problem var. Yani var. Frankofonlar ve Flamanların evet. yaşadığı problemler tabii. var. Belki size sıra gelmiyordur onların aralarındaki <laughs> çatışmalar. <laughs> Onu bilemeyeceğim ama yani var bir ön yargı var. Genel olarak bir böyle genel olarak ön yargı var. var. Siz ne yani. düşünüyorsunuz bu konuda? konuda e, özellikle bu Ramazan ayının bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bizler aslında oruç tutarak Belçikalı Türk olarak belki de Müslüman olarak e, bir Ramazan imajıyız aslında. Evet. Biz nasıl bir imaj sergilersek okuldaki arkadaşlarımıza, hı hı. öğretmenlerimize, aynı binada oturduğumuz komşularımıza galiba e, bu dinimizin ve kültürümüzün hı hı. bir imajını da sergilemiş hı hı. oluyoruz. Örneğin ben bir örnek vermek istiyorum yine pozitif psikoloji alanında bir eğitimdeydim. İki gün süren bir eğitimdi ve Ramazan ayına denk geldi. Tek Müslüman bendim oruç tutan da bendim evet. bir tek haliyle. Ve iki gün boyunca yenildi, içildi. Tabii ki ben hiç imajımı bozmadan aynı şekilde güler yüzümle vesaire hiç modumu düşmeden. En son biri düşünmeden... fark etti sen neden yemiyorsun diye. Ee, tabii ki açıkla açıkladım ha. da yani yoksa beraber paylaşalım bile diyen oldu. Ha. Durumu açıkladıktan sonra iki üç kişi kursun sonunda yanıma geldi ve dedi ki çok özür dileriz. Yanınızda yemek zorunda kaldık. İnşallah sizi rahatsız etmemişiz. Umarım Hı -hı. rahatsız etmemişizdir dedi. Ve bu çok hoşuma gitti. Yani bu gerçekten bizim onlara güzel imaj ver verebilmemiz için bir fırsat harika iftar, evet. sahur, teravimizle umarım bunu en güzel şekilde de başarırız. Eminim. Eminim öyledir. Yani bu ortaya koyduğunuz vizyon da çok mühim. Mesela bahsettiğiniz sosyal sorumluluk projeleri bahsettiğin tiyatro. Ha Şunu merak ediyorum. Ne oynadınız en son tiyatroda? En son oynadığımız oyun bir tanıdığımız, yakından tanıdığım bir abinin yaşam hikayesi aslında. Gerçek Hı -hı. hakikaten yaşanmış bir hikaye. Bunu oyuna döktük. Kendisi Hollanda'ya taşınıyor ve Hollanda'ya taşındığında e, Türkiye'den mi Hollanda'ya taşınıyor yoksa Belçika'dan mı Hollanda'ya taşınıyor? Belçika'dan Hollanda'ya tamam. geçiyor. E, türklüğünü ve dinini bir nevi kaybetti demek istemiyorum ama yani uzaklaşıyor diyelim. Tamam. Kültüründen uzaklaştı. Kültüründen evet. uzaklaşıyor ve aklına gelemeyecek kötü şeylere bulaşmış kendini buluyor. Yani tamamen kendini kaybetmiş oluyor aslında. Hmm. Birilerinin vesilesiyle e, bazı şeylerin farkına varıp Hidayete eriyor aslında yani hidayet yoluna kendini doğru yolu buluyor. Bilmiyorum doğru mu böyle bir şey söylemek ama e, doğruyu buluyor ve kendisinin bu doğruyu bulması yine başkalarına da vesile olmuş oluyor. Bir dönüşüm hikayesi anlatıyorsunuz evet. yani. bir Harika. dönüşüm hikayesi Çok oldu. sevindim sizi tanımak beni inanılmaz mutlu etti. Çok teşekkür ederiz o halde size. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Eklemek istediğimiz son bir şey var mı? Hayırlı Ramazanlar demek istiyorum. <laughs> Herkese şimdiden hayırlı iftarlar. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Brüksel için iftar vakti. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en elle... la اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد أن الصلاة. حي على الصلاة Efendim Brüksel için iftar vakti. Ezan-ı Muhammedi okundu, sofralar kuruldu, dualar edildi, Yaradan'a şükürler olsun dendi. Afiyet olsun diyelim, bereket olsun diyelim ama kıymetli izleyicilerimiz kulaklarını da bizden ayırmasınlar, istirham ediyoruz. Bizim sohbetimiz devam ediyor burada. Ali Ural hocamızla birlikte Ashab-ı Kiram'ın örnek hayatından bahsediyorduk kıymetli hocam. Şimdi günümüze gelip baktığımızda örnek aldığımız şahsiyetler bağlamında Popüler olması, yıldız olması, başarılı olması bizim için başat ölçüler. Ama bizim bakmamız gereken bir yer var, değerler. O değerler, başından beri ifade ettiğiniz o çerçeve aslında çok önemli olan. Ashab-ı Kiram'ın hayatından örnek verecek olursak, hangi değerleri biz kendimize örnek olarak alabiliriz o hayatlardan? Ee, o kadar çok şey var ki, yani yeryüzündeki bütün güzelliklerden, o güzel insanlara pay verilmiş, örneklik etsinler diye. Yani bizim örneğimiz elbette ki sevgili peygamberimiz ama ona yüzünü dönen, onun yolundan giden, ona arkadaşlık eden ashab ı kiramın her birinin ayrı ayrı erdemleri var, birçok erdemleri var. Mesela kahramanlık onlardan biri. Hazreti Ömer'in e, kahramanlığı e, o boyuttaki şeytan bile ondan korkuyor. Şeytan bile korkuyor. E, e, bakıyoruz e, Hazreti Ebu Bekir'de e, dostluğun ve vefanın e, en güzel şeklini e, görüyoruz. E, Peygamber Efendimiz'in e, e, ehli, ailesi, orada büyük bir muhabbeti görüyoruz. Hazreti Ali'de, Hazreti Ali'de e, ilmin e, irtifasını, yüksekliğini hem kahraman e, birisi, bir insan ama aynı zamanda büyük bir alim görüyoruz Hazreti Ali'de. Hazreti Osman'da hilim görüyoruz, ağır başlılık görüyoruz, olgunluk görüyoruz. Her bir sahabide ayrı özellikler var. Ee, mizaçlarına göre bu özellikleri belirginleşiyor. Her biri birer kahraman ama modern zamanların icat edilen kahramanları gibi değil. Gerçek kahramanlar. Bugün e, özellikle çocuklara, gençlere, dünyada yapma kahramanlar gösteriliyor. Yani e, asla astarı olmayan e, ama bir e, idol gibi e, zihinlere yerleştirilen e, görsel e, ve medyatik kahramanlar var. İşte bir Superman gibi, Batman gibi birçok böyle kurgusal e, idoller var. E, örnek olarak sunulan Sahabilere baktığımız zaman, yani bütün sahabilerin böyle e, fiziki olarak görkemli e, ...olduğunu görmüyoruz öyle bir şey yok... ...evet Hazreti Ömer... ...görkemliydi, uzun boylu... ...beyaz tenli... E, ...hakikaten görkemli bir adamdı... ...ama Amr İbni Las'a bakıyoruz... ...orta boylu... ...şişman, sakallı bir adam... ...Abdullah İbni Mesud'a bakıyoruz... ...cılız... ...kısa boylu... ...uzun saçlı, esmer... ...hatta Abdullah İbni Mesud... E, ...hurma toplamak için... ...ağaca çıkmış... E, o arada rüzgar esmiş, incecik bacakları dal gibi görünmüş, sahabiler gülüşmüşler. Peygamber Efendimiz de niye gülüyorsunuz siz diye sormuş. E, yani bacakları sıska diye güldük, hani açıldı diye. Demiş ki onun e, bacağı kıyamet günü Uhud'dan daha ağır gelecektir demiş. Şimdi burada evet. e, insanın fiziksel özellikleriyle değil, Ruhsal özellikleriyle e, örneklik teşkil edebileceğini biz görüyoruz. Bu e, gerçek insana daha yakın, suni ulaşılması mümkün olmayan plastik insanlar değil, gerçek insanlar bunlar. Dolayısıyla e, Peygamber Efendimizi ve onun arkadaşlarını tanımak. Bizi gerçek insanlarla bizim gerçek insanlarla tanışmamızı ve bizim o insanları örnek olarak almamızı sağlayacaktır. Bunun çok sağlıklı bir zihni de beraberinde getireceğini düşünüyorum. Yani ütopik değil realize edilebilecek, insan örnekleri. Evet, realize edilebilecek insan örnekleri. Dönüşte Hazreti Hatice validemizden konuşacağımızı söylemiştik ki, gelin bu bahse de dahil olalım. Şimdi örnek şahsiyetler dedik ama sevgi makamında, o Ali makamda da Hazreti Hatice validemiz var. Hazreti Hatice'yi mi konuşacağız? Evet. Şimdi ben Hazreti Hatice denildiği zaman gözümün önüne gelen resim şu Peygamberimiz Hıra'dan dönmüş evet. vahiy gelmiş o görkemli olay cereyan etmiş düşünebiliyor musunuz? bir melekle Cebrail Aleyhisselam'la muhatap olmuşsunuz ve beden o görkemin karşısında titriyor üşüyor ve işte orada Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin üstünü örtüyor ve onu teselli ediyor. Ee, ne kadar e, e, güzel özellikleri olduğunu sayarak e, Allah'ın onun yanında olduğunu söylüyor. Şimdi bu e, muhabbetin e, aile hayatına nasıl yansıdığını göstermesi bakımından çok önemli bir sahnedir ee, zorluk zamanında e, muhabbet hiç de kolay olan bir muhabbet değildir ee, ve Hz e, Aticeyi Hazreti Atice'nin e, öyle güzel özellikleri var ki onu Peygamber Efendimiz hiçbir zaman unutamadı ve e, ee, her zaman hayırla andı. Evet. Evet. Kıymetli hocam zorluk zamanları dediniz ya. Dostlukların da, sevgilerin de sınandığı yerler var. Müminin de dünya hayatında sınandığı yerler var. Öyle anlar geliyor ki lalo ebkem kesiliyorsunuz. Sesiniz adeta içinize dönüyorsunuz. Suspus oluyorsunuz. Mecdunu çare gibi bazen. Ne yapacağınızı bilemez âdesiniz. Mümin'e bu noktada öğütlenenler neler? Nasıl bir duruş ve tavır sergilemesi gerekiyor? Ee, yani vestayinu bis sabri ve sala. Evet. E, sabırla ve namazla, duayla yardım alın. Yani e, e, zor anlarda, zor anlarda yüce Allah'a yönelip. Ee, Ondan yardım istemekten ve teslimiyetten ve tabii teslimiyet demek hareketsizlik demek değil. Tam tersine bir taraftan da e, elinden geleni yaparak e, o zorlukları e, aşmaya çalışmak e, gerekiyor. E, sabır diyor Peygamber Efendimiz e, belanın vurduğu andadır. Es sabru inde sadmetul ula. İlk ilk an ilk vuruş anı. İşte o anda insan sabreder ve e, direnç gösterirse yüce Allah e, onun yardımcısı e, olur ve e, onu e, feraha çıkartır. E, nitekim Kur'an-ı Kerim'de de müminler felah buldu diye başlayan bir ayet var. Devam ediyor. kad eflehal müminun Müminler felah buldu. Ondan sonra e, işte onların e, vasıfları sayılıyor arka arkaya. İşte evet. onlar namazlarında nasıl, kalpleri nasıl, işte nasıl e, oldu da felah buldular. Bütün mesele samimiyette e, onun e, fıkıhtaki adı ihlas. Allah hepimizi muhlis kullarından eylesin. Amin. Bu basit bir şey değil, tazelenmesi gereken bir şey, yenilenmesi gereken bir şey. Tıpkı elektronik cihazlarımızın kendini güncellemesi gibi bizler de kalplerimizi güncellemeliyiz ve ee, Yüce Allah'la olan rabıtamızın e, olması gerektiği gibi e, olması gerektiği gibi midir, değil midir? Bunu sorgulamalıyız. Gene sonunda iletişime geldik. Görüyorsunuz. <laughs> Başladığımız yere evet. geri döndük. Zaten bu bir daire. Kıymetli izleyicilerimiz, hocamız Ali Ural aynı zamanda bir yazar, kitapları var. Yine sevgiyle nakşediyor. Mürekkebi kağıda dokunduranlardan şiirler de yazıyor, denemeler de yazıyor ama yine Allah rızası için yine sevgiyle Peygamberimizi anlatan şiirler de var ki arkadaşlarımız da göstersinler. kitaplarıyla geldi kıymetli hocamız. Var mı bu sıralarda kıymetli hocam şöyle yazma durumunuz nedir o noktada bir hikaye yani, var mı ele aldınız? Efendim ee, daha kitabımız şiir kitabımız yeni çıktı daha bir ay olmadı. Evet. Dolayısıyla o yazmak e, öyle hemen e, oluşan Demlenmek bir şey değil. değil. Evet. evet süreç alan bir şey. Şimdi e, en son kağıda sarılı rüzgarla e, e, üç nokta koyduk gerisi inşallah gelir. Evet üç evet. noktanın gerisi gelir. Hatta e, dedik ki biz kıymetli hocamızla birlikte o kitaptan. Şöyle bir şiir paylaşalım kıymetli izleyicilerimize. Peygamber Efendimizi anlatıyordu, değil mi? Kıymetli evet, hocam. Şimdi nedir e, şiirin ismi? Efendim, şiirin ismi e, Onu karşılamak. Bu Mevlide bir e, nazire gibi, metinler arasılık gibi. Biliyorsunuz Süleyman Çelebi Mevlidini. Bu toplumun en çok birliğe ihtiyacı olduğu zamanlardan birinde Yazdı, telif etti ve bütün kalplerde karşılık gördü ve e, Anadolu'da e, Türklerin, e, Müslümanların, Müslüman Türklerin kalplerini birbirine kaynaştırdı. Dolayısıyla bu geleneği devam ettirmek gerekir. Ben de metinler arasılık bağlamında araya Süleyman Çelebi'nin de mevlidinden e, birkaç dize koyarak, ee, bir şiir yazdım. Şimdi, Onu Karşılamak evet. Peygamber Efendimiz'in karşılamak. Mevlidi. Belki evet et. Londra evet. Ezanına da kısa bir vakit kaldı. Buyurun hocam sizi dinliyoruz. Onu Karşılamak Ah çelebim. Tepede şanlı ay doğmadan önce koro oldu cihan orada her zerre yandı karşılamak için sultanı külden anka değil gülden can doğdu. İlk tuğlayı koydu İbrahim Hacer, Hacer emin elden arşa sunuldu. Cümle zerrati cihan edip seda, çağrı şu ben dediler kim merhaba. Selam tanımaktır seni cihanda, tanımak ırmaktır bahre kavuşan. Köpükler coşku ve dalgalar kan, Kalp bulsun ritmini teklemesin tek, İrfan ocağından inci devşirsin, Bilmeyen ne bilsin, bilen ne bilsin, Merhaba ey Ali Sultan merhaba, Merhaba ey Kani İrfan merhaba, Güzellik armağan Yusuf gölgendir, Kainat halk olmuş bülbül bendendir, Bağlarca bereket, salkım salkım aşk, makası dirilsin kıvılcımlı taş, alemin tabibi elini sürsün, dokunduğu yerde gün olsun derman. Merhaba ey bülbülü bağ cemal, merhaba ey derde derman merhaba. İsyan bulutundan rahmet yağmuru, zifiri günahtan peygamber nuru, perdeyi yırt, geri dönsün şems sana, çare yıldız olup parlasın sabah, nehirler taşmış, dudak kupkuru, yol bitti, şefaat ya Resulallah. Merhaba ey asi ümmet Melceyi, merhaba ey çaresizler eşfayı. Aczin kudretidir, şahlanır kuldan, kral değildir arş, titretir eli, nebidir ah, iki cihan serveri, celle celaluhu seçmiş kainat.'' övünsün doğdu Muhammed Mustafa, aşkın anahtarı gökte çevrilir. Merhaba ey kudreti aynı Halil, merhaba ey hası mahbubu celil. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Çok sağ olun. Efendim Londra'daki kıymetli izleyicilerimiz ekranları başında artık onlar için iftar vakti ve sofralar kuruldu, dualar edildi dualarınızda bizleri eksik etmeyin. Bizler sizler için dua ediyoruz. Karşılıklı olsun bu anlamda da dualaşalım istiyoruz. Allah kabul etsin diyelim Londra için ezan vakti ve Londra ezanını dinliyoruz. Sonrasında biz yeniden burada sizleri bekliyor olacağız. Allahu Ekber, Allahu ekber. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Eşhedü enne Muhammeden Resul Allah Resulü'nün Safa Tepesi'nden açıkça İslam'ı haykırmasının ardından Mekkeli müşrikler iyice canileşmişlerdi. Özellikle köleler, yoksullar ve kadınlar üzerinde inanılmaz işkence yöntemleri deneyerek onları yıldırmaya ve inkara zorluyorlardı. Fakat tüm bunlara rağmen tek bir kişi bile iman nurundan ayrılmamıştı. Öyle ya, onların kalbi artık kuş kalbi gibiydi. Dillerinde ise hep o söz vardı. Allahu Ekber. Allah en büyüktür, uludur. Bu zorlu dönemde en ağır sınavıysa köleler veriyordu. Bunlardan biri de Habbab bin Eret hazretleriydi. Habbab güçlü kuvvetli bir insandı. Demircilik yapardı. Ümmü Anmar isimli merhametsiz bir adamın kölesiydi. Anmar, Habbab'ın Müslüman olduğunu öğrendiğinde çılgına döndü. Çölde üzerine Kızgın taşlar koyarak onu aç susuz günlerce bekletir, aklı hayale gelmeyecek işkenceler yapardı. İman ettiğini açıkça söyleyen ilk sahabe olarak tarihe geçen bu kıymetli insan tam 3 yıl boyunca işkencenin her türlüsünü gördü. Fakat Habbab asla inancından vazgeçmedi. İşkencenin en ağrını görenlerden biri de Hazreti Bilal-i Habeşi idi. Bilal, en azılı müşriklerden biri olan Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye gerçekten de çok merhametsizdi. Ümeyye, çölde güneşin en kızgın olduğu zamanlarda Bilal'i sırt üstü yatırarak üzerine kızgın bir kaya parçası koyup bayılıncaya kadar onu bekletirdi. İşkencenin dayanılmaz olduğu bir anda Hazreti Ebu Bekir dayanamamış, onu parayla satın alarak hem zulümden kurtarmış hem de özgürlüğüne kavuşturmuştu. Mekkeli müşrikler hiç boş durmuyorlardı. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'e giderek yeğenine söyle. Para, mal, mülk, mevki ne istiyorsa verelim. Bu davadan, bu dinden vazgeçsin dediler. Ebu Talib de Allah Resulü'ne onların bu istekleri de iletti. Zira yeğeni için endişe ediyordu. Allah Resulü mahzun ama vakur bir şekilde cevap verdi. Vallahi güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler ben bu davadan, bu dinden vazgeçmem. Yasir ailesinin başına gelenlerse tüm yaşananları inanılmaz bir boyuta taşıdı. Mekkeli çok zalim bir adamın kölesi olan bu kıymetli aile günlerce işkencenin her türlüsüne maruz kalmıştı. Yine bir gün işkencenin en şiddetli olduğu bir anda Ebu Cehil isimli müşrik eline mızrağı alarak Hazreti Sümeyye'nin yanına gitti. Allah'ı inkar etmediği takdirde elindeki mızrağı göğsüne saplayacağını söyledi. Hazreti Sümeyye'nin kuş kalbi özgürlük hayaliyle kanatlanmıştı bir kere. Artık o İslam'ın ilk kadın şehidiydi. Sonra eşi Hazreti Yasir içti şehadet şerbetini. Ardından gelecek tüm şehitlere selam durarak tüm insanlığa özgürlük kapılarını aralayarak. Peki ya bizim kalbimiz? Duydum onların çırpınışlarını, emanetlerinin sırrına gerçekten vakıf olabildik mi? Efendim bir akşamı daha nihayet erdiriyoruz. Hoş geldin, hoş geldin Ramazan programını kapatıyoruz. Ali Ural hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. ben teşekkür ediyorum. Buradan da bizi izleyen herkese kalpten e, selamlarımı gönderiyorum. O selam birlikte. Kıymetli izleyicilerimiz Saygıdeğer izleyicilerimiz, ekranları başında bizleri takip eden, TRT Türk ekranlarında olan saygıdeğer izleyicilerimiz, hepinize selam ve muhabbetlerimizi göndererek kapatıyoruz. Gazaliye göre insanın arkasında onu teftiş eden ve kontrol eden bir insan olmalı ve mutlaka arkasında durmalı. Dost gibi dostlarınız olsun diyelim. Yarın Türkiye saatiyle saatler 20.30'u gösterdiğinde biz yine burada sizleri bekliyor olacağız yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir akşam ve hayırlı bir sahur diliyoruz. Siz neredeyseniz biz oradayız. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.